Pelin, Sultan. Bu kadının senin yatağında ne işi var Ferit? Yok ama ya artık bu kadar da değil. Yok yok siz yanlış anladınız. Ne kızın ya? Ne yatağı? Ne anlatıyorsun siz? Sultan senin ne işin var burada? Ben odaya girdiğinde senin yanındaydı. Yatağında yanında dibinde duruyordu. Ben kapıyı çaldım. Bakın çok çaldım. Sonra siz duymayınca Ferit Bey hastasınız diye düşündüm. Senin ne işin var burada? Sultan! Ferit Bey, hastasın. Ya Seyran girseydi? Ferit. Bir dur. Dur, sakin ol. Tamam. Tamam, sakin ol. Tamam, belki ben yanlış görmüşümdür. Doğru söylüyordur belki. Defol git Sultan. Bunun hesabını sonra soracağım sana. Ferit Bey. Sultan! Git! Hadi! Abla duydun mu ne konuşuyorlar? Duydum. Ya iğrençliklerinden o kadar midem bulandı ki tuvalete zor attım kendimi. Nasıl böyle bir şey konuşabiliyorlar ya? Nasıl böyle bir şey söyleyebiliyorlar? Sen evlisin evli. Evlisin. Tamam. Boşanmazsın olur biter ya. O iş bitti artık abla. Aramaya geldim Ferit'i buraya. Yapamadım. Seyrancığım. Allah aşkına. Lütfen bak bunu Ferit'in bilmesi gerekiyor. Lütfen. Hayır abla olmaz. Olmaz acıyacak bana. Ben demiştim diyecek. Yapamam hayır. Ben kendim halledeceğim. Seyran. Ablacığım. Bak senin zamanın var. Kaç kurtar kendini ne olur. Tamam mı? Bak. Benim yok. Ama senin var. Kaç. Kızlar misafirler gidici şimdi. Gelin bir gözükün kapıdan. Babanız sormasın şimdi nerede bunlar diye. Haydi. Başım dönüyor ya. Manyak bu kadın. Gerçekten manyak. Bunun bir kocası vardı. Çekti gitti. Ondan sonra balataları sıyırıyor. Deli gibi bir şey etti kendini. Bilmiyorum yani. Ya belki doğru söylüyordur diye düşünüyorum ama senin de uykun o kadar ağır değil ya. Kadın yatağındaydı Ferit. Hayırdır sen Pelo ya? Ha? Beni mi sorguluyorsun sen? Hesap mı soruyorsun bana sen? Çok merak ediyorsan eğer sizin yüzünüzden ilaç alamadan uyuyamaz oldum. Oldu mu? Sen ilaç mı alıyorsun? Sana ne ya benim ilacımdan, uykumdan filan? Sana ne Pelin? Senin ne işin var ya bu saatte? Ne yapıyorsun sen burada? Kafayı mı yedin? Ferit. Konuşmak için geldim. Tamam mı? Al işte ya. Konuşalım diye geldim diye. Saat kaç? Pelocuğum, senin ne işin var bu saatte? Konuşmak için telefon var Pelin. Neredeyiz biz şu an? Biz şu an neredeyiz? Benim odamdayız. Ne yapıyorsun ya sen bu saatte burada? Kafayı mı yedin? Ha? Hadi. Hadi biri görmeden çık git şuradan hadi. Bir dur. Merak ettim. Dedenle aranda bir şey oldu mu diye merak ettim. Ne dedesin? Dedemle aramda ne olacak? Ne anlatıyorsun sen bana ya? Siz anne kız ne karıştırıyorsunuz yine? Ben bir şey yapmadım.
Annemi duydum konuşurken şu senin Londra'daki nükhet alanına. Oğlu geliyormuş işte İstanbul'a. Kuzenin yani senin. Ne kuzeni ne... Ne halası böyle... Annenin nükhet alanı ne alaka? Londra'dan tanışıyorlar. Fakat yengem falan da biliyor. Bir sen bilmiyorsun. Annem de işte saklamamış yani. Pelo, inan ki nükhet halam da kuzenim de umurumda değil. Onların bu evde lafı bile geçmiyor. Gelirlerse gelirler, geldikleri gibi giderler. Bana ne ya, ne anlatıyorsun sen? O öyle bir şey değil işte Ferit. Öf, Pelin gerçekten sıktın ya. Gerçekten sıktın beni, hadi çık git buradan, hadi çık. Ya, çık hadi. Mümkün ya, şaka mısın sen? Senin için konuşuyorum ben burada. Bak aklını başına alsan iyi edersin artık. Zaten o kız yüzünden dedenin gözünden de iyice düştün. Yurt dışından da torun geliyor. Hı. Sonra deden pat diye senin yerine onu koyacak. Endişelendim işte o yüzden geldim. Bak ben annemi biliyorum tamam mı? Öyle tesadüf falan olamaz bu konuşmalar. Çok iyi ya. Çok iyi vallahi ben anne kız sizin kafanızdan istiyorum biliyor musun? Vallahi çok iyi. Annen evde pişiriyor. Sonra sen pıtı pıtı geliyorsun buraya, bana servis ediyorsun. Ben de keko keko bunları yiyeceğimi sanıyorsun değil mi Pelin? Yemezler Belo, yemezler. Sen sadece anneni tanıyorsun ama ben ikinizi de çok iyi tanıyorum. Ne sanıyorsun ya sen? Ne sanıyorsun? Ben buraya geleceğim. Ferit'e anlatacağım her şeyi. Ferit de panik olacak. Sonra ben onun gözünde tekrar değerleneceğim falan mı sanıyorsun? Ha? Yok öyle şey Pelo. Sen de, annen de uzak durun hayatımdan. Uzak! Anladın mı? Senin için yapıyorum ben bunları salak. Yapma benim için bir şey ya. Benim için kimse bir şey yapmasın. Benim iyiliğimi de, kötülüğümü de kimse düşünmesin. Okey? Yeter ya. Yeter, sıkıldım artık ya. Hadi, yallah, hadi. Ferit. Hadi. Bir konuşalım Ferit. Ferit. Ya açsana ya, şaka mı yapıyorsun Ferit? Ferit. Allah'ım sen bana sabır ver. Ya Rabbim sen bana sabır ver ya. Sen beni bu delilerin elinden kurtar, ne olur. Mustafa Edisanlı kaba bir herif. Doğru. Kaba, kaba ama içi dışı bir ha. Halis Koran gibi milletin yüzüne gülüp arkasından konuşmayın. Sen gene de büyük büyük konuşma. Yarın bir gün Seyran'la damat bir olup bizi gene arkalarından baktırmasınlar da. Ya gitti bitti hoş ha. Gitti bitti ya. Hayret bir şey. Avukatlar tutuldu ha. Boşanıcılar. Ya onun talibi bile belli ya bizimkinin. Tövbe de. Daha nikaha düşmeden ne talibiymiş bu? Ya Saffet ha büyük torunu için Seyran'ı istiyor. Kız dul mul ona rağmen elimden geleni yapacağım demiş. Büyük torunu istiyor ya. Adamın gönlü bol ha. Höst. O kadar da değil Kazım ha. Sen kızı resmen pazar malı yaptın ya. Görücüye mi çıkıyor yoksa tezgaha mı? Ya daha eskisinin nikaha düşmeden neyin acelesi bu? Hem bize yakışıyor mu? Oo ananım. Hayırdır? Yavaş gel toz kaldırma ha. Şanlılar. Buradan diyeyim ha. Gitti bitti bu iş, gitti bitti. Avukat tutuldu. Tamam mı? Karar verildi, boşanıcılar nokta. Ya hala, hala kurban olduğum bak benim güzel alan bak kızları hemen evlendirecek ki bu Koranlar arkasından konuşamayacak ya. Baba. Yapma. Evlenmem ben bundan sonra, evlenemem ne olur lütfen. Ya sen ne diyorsun ya? Sen dul kalmışsın, senin talibin var hala bana ne diyorsun ya sen? Ya ayıp Kazım ayıp. İzin vermeyeyim bu sefer. Ben senin büyüğünüm. Ya ben de er büyüğüm ha, er büyüğüm he. Sen benim büyüğümsün ama ben de er büyüğüm, ağayım ben, ağa. Ağlığın batsın senin. Sen ne diyorsun ha? Bak size bir haller oldu ha. Ama ben o halleri düzeltmeyi bileyim. Herkes haddini, hudutunu bileceği ha.
Baba, baba. Aa, babamın emanetisin. Dua et yoksa var ya. Hala. Hala. Hala otur. Hala. Otur hala. Ya ben yedirdim, yedirdim, içirdim, para harcadım. Size mi soracağım lan kime verip kime vermeyeceğimi? Ha? Baba, evlenmem ben başkasıyla lütfen. Ya, ya sen ölmek mi istiyorsun? Beni mi öldürmek istiyorsun ya? Seyran, Seyran. Bak, iyi bak benim gözümün içine bak. Ben ne dersem sen olsun. Ye dersem yiyeceksin. İç dersem içeceksin. Evlen dersem evleneceksin ha. Sen busun. Böyle yaşadın, böyle de öleceksin. Bu hepiniz için geçerli. Ben ne dersem o olucu. Hazırlığınızı yapın. Bu evden iki tane yıldırım nikahıyla gelin çıkıcı haberiniz ola. Sabah. Şikayetini geri çekmemi istediğinde sana şartımı söyledim. Ha şimdi Pelin'miş, oymuş, buymuş. Kiminle görüştüğünü, ne gördüğümü söylememi istemiyorsan eskisi gibi sadece sana çalışıp sana bilgi vermemi istiyorsan hı-hı, sen de eskisi gibi olursun. Yoksa? Yoksa Sultan, yoksa ne yaparsın? Ha? Vallahi yoksası da ben söylemeyeyim. Sen hayal et bence. Senin hayal gücün daha iyi çünkü. Sultan bak. Sabrım taşıyor. Ben sana uyarımı yaptım. Aklını başına al. Almıyorum aklımı başıma. Duydun mu beni? Almıyorum. Daha önce aklımı başıma aldım da ne oldu? Bundan sonrasını sen düşün Ferit. Ben değil. Çekil. Babam vallahi delirdi ha. Vallahi delirdi, hakkını kaçırdı artık gerçekten ya. Ya bizi verdi.
verdi bizi. Ben vallahi kendimi düşünmüyorum. Şu kadarcık kendimi düşünemiyorum ben artık ya. Seni verdi, sen evlisin. Nasıl yapar böyle bir şey ya? Sen evlisin, nasıl yapar ya? Artık o ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Gerçekten duymuyor. Ne zaman duydu ki? Seyran, Ferit'e söyleyeceksin değil mi? Ne söyleyeceğim abla Ferit'e? Ha? Ne söyleyeceğim? Ferit'ciğim, biz seninle daha boşanmadan babam beni vermeyi düşünüyor mu diyeceğim? Ferit'e ne diyeceğim? Ne bileyim Seyran. Ama Ferit yani sana yardım eder. Engeller. Bir şey yapar yani. Senin böyle zorla evlendirilmene izin vermez. En kötü hiçbir şey yapmazsa senden boşanmaz. Babam da gidip seni biriyle evlendiremez böylece. İstemiyorum onun yardımını ya. İstemiyorum abla. Onun iyiliğine de merhametine de ihtiyacım yok. Tamam mı? Hem ben istedim ondan ayrılmayı ya, ben. Dönmeyeceğim ona geri. O çocukla da evlenmeyeceğim. Evlenmeyeceksin. Ha? Ya ablacığım, bu kadar kolaydıysa madem bana niye söylemiyorsun ya? Ha? Vallahi benim de işimi bitir. Ya sen bizim halimizi görmüyor musun Seyran ya? Sen bizim ne halde olduğumuzu görmüyor musun? Nasıl kolay ya? Konuşmamız lazım Ferit, çok önemli. Seyran'la ilgili, lütfen. Ne oluyor la, ha? Ne oluyor sabah sabah? Ben baktım. Abla, gelsene bir. Ne oldu Seyran? Gel, gel. Yoldan eşyalarımı yollamışlar da. Yardım etsene, beraber odaya taşıyalım. Sağ ol Mustafa, sana da zahmet oldu. Estağfurullah Seyran Hanım. Ben bana söyleneni yapmak zorundayım, biliyorsunuz. Biliyorum. Ne oluyor? O nedir? Eşyalarımı yollamışlar da baba. Siz kimsiniz la benim kızımın eşyalarını yollayınız? Biz toplamayı bilmeyip mi? Kim topladı la bu eşyaları? Lan benim çamaşır kızımın çamaşırları kim elli? Baba aşkına ne yapıyorsun? He kim elli? Baba ya, baba. Lan beynim elli. Ya baba, kır mısın ya? Ne yapıyorsun? Gidin. Şerefsiz sabah ya. Tamam gel. Şerefsiz sabah ya.
Akıllarınca biz bu işi bitirdik diyorlar ha. Lan bunların ellerinden gelse bu kızın işini de bitireceğiler ama yok. Yok. Saffet Ağa'yla konuşacağım. Bu işi hızlandıracağım, haberiniz ola. Yıldırım nikahı. Şerefsize bak la. Bu evden o iki kız da hemen yıldırım nikahıyla gelin çıkacağı ola. Haberiniz ola. Ya bu kadarı da ayıp artık ya. Yememişler, içmemişler, bir de valiz toplattırmışlar. Terbiyesizler. Kesin o sultanı hazırlatmışlardır bunları. O da böyle zevkle hazırlamıştır. Tamam ablacığım sen bir dur. Bir sakin ol, ben sana bir su getireyim hemen, tamam mı? Hallederiz valizleri, bırak sen, tamam? Bekle. Her yeri iyice temizleyin. Baş üstüne hanımım. Abinden haber var mı? Yok ama bir şey oldu. Ferit Bey şikayetimi geri çekmemi istiyor. Sakın, asla öyle bir şey olmayacak. Günaydın, hayırdır sabah sabah? Nereye böyle? Dışarıya. Ferit, nereye dedim? Her şey karışık zaten. Bir iki konuda fikrini aldım. Yardım istedim diye kendini sakın annem sanma. Olamazsın. Bana hesap da soramazsın. Karışamazsın da. Okey? Anlaşıldı. Senin heyeylerin üstünde. Nereye gidersen git ama aklını başına topla, öyle gel. Çünkü bu evde kimsenin artık senin bu ruh hallerini kaldıracak hali kalmadı. Kimin yüzünden böyle oldum acaba? Karın yüzünden. Kimin olacak? Küçük cadı. Evde ne huzur bıraktı, ne bir şey. Sen de girdin dibime. Temizlik yapın. Kapı, pencere, pervaz, korkuluk, her yeri silin, öf! Zaman kaybetmeyin derim ben. Hemen başlayın işlemlere. Şimdi Zerrin Hanım, yani biz avukatla konuştuk yani. Ama avukatın gücü neye yetiği? Neye yetmiyor? Onu bir görek, ona bir bakak, ona göre. Kazım Bey, elinizin ne kadar güçlü olduğunu farkına varın artık lütfen. Bakın bu Korhanlar, özellikle de Halis Korhan, koskocaman bir balon aslında. Yani bu aileyi az çok tanıyanlar bunu çok iyi bilirler. Sadece korktukları için konuşamıyorlar. Ama artık işler değişti. Artık Korhanlar sizden korkuyorlar, balonları patlayacak diye. İnanın buna. Ha, öyle vallahi. Öyle, öyle. Zaten kızımız aralarında diye sustuk ha. Bu saate kadar Zerrin Hanım. O yüzden sustuk. Ya aile olduk ha, akrabayık diye. Akrabayık diye saygımızdan sustuk ha. Değdi mi? Siz onlara saygı duydunuz, tamam. Peki onlar? Kazım Bey bakın. Şimdi bunlar kuyruk acısından çirkinleşecekler de. Kızınızla ilgili olmadık haberler yaptıracaklar. Dört koldan saldıracaklar size. Ben diyorum ki ilk hamleyi siz yapın. Gerekirse yakın bütün gemileri. Ne kadar ileri gidebileceğinizi gördüklerinde pussunlar. Masum masum durmuyor mu şöyle? Peri. Babam beni Saffet'le evlendirecek.
Tamam, tamam. Sakin ol, tamam. Gel, gel otur şöyle. Sakin. Sakin ol. Sakin ol, tamam. Hey, buna bak, sakin ol. Ya nasıl sakin olayım? Nasıl sakin olayım? Beni de Seyran gibi bir anda evlendirecek. Belki bizden farklı. Siz Saffet'le mutlu olursunuz. Belli mi olur? Ferit, ben onu sevmiyorum. Ben... Söyle, söyle. Çekinme. Ben Abidin'i seviyorum Ferit'te. Arkanızdan iş çevirdik. Bir güzel eğlendik. Oh, çok iyiydi filan. Desene. Ha Sunacığım? Niye demiyorsun ya? Vallahi ne diyeyim Suna? Kendi kendinize sevmişsiniz işte birbirinizi. Bizi de bir güzel salak yerine koymuşsunuz. Bravo mu diyeyim, ne diyeyim? O Bedin'in bir suçu yok. Tamam mı? Ben o söylemek istedi, ben söylemeyelim dedim. Tamam dur, neyse boş ver. Hey Suna, bunun için mi çağırdın beni buraya? Ne istiyorsun söyle. Hayır. Ne? Ferit. Dün babamla Saffet Ağa konuştu. Senden boşandıktan sonra Seyran'ı Saffet'in abisine vereceklermiş. Ne saçmalıyorsun Suna sen? Ne abisin? Neyden bahsediyorsun lan sen? Bir Saffet'in bir abisi varmış. Tamam mı? Dün o da geldi. Zaten geldiği andan itibaren böyle Seyran'a gözleri dikti. Hepsi bir tuhaf, manyak mıdır, sapık mıdır nedir? Bütün gece baktı Seyran'a. Sonra onlar böyle bir şey konuştular. Anlamadık ne olduğunu yani. Ama oradaydık, her şeyi duyduk. Seyran da bunu duydu ve hala o evde kalmaya devam mı ediyorsun ha? Lan siz nasıl bir manyaksınız lan? Nasıl delirtecek misiniz beni? Ha? Seyran hala benim, karım benim. Ferit. Oğlum siz nasıl bir şeysiniz lan? Ya Ferit, bizim ne suçumuz var ya? Biz ne yapabiliriz Allah aşkına? Biz ne yapabiliriz? Bizim başka çaremiz yok. Görmüyor musunuz? Ben vardım Suna. Ben vardım, ben. Her şeye rağmen yanınıza geldim. Her şeye rağmen. Siz ne yaptınız? Hiçbir şey. Senin o aptal kardeşin birazcık aklı olsa, birazcık beni birazcık sevseydi bunların hiçbiri yaşanmayacaktı Suna. Ya siz nasıl bir şeysiniz ya? O Seyran'a dedim. Bak dedim, burnum kötü kokular alıyor bu sefer dedim. Yapma dedim. Ya siz nasıl yaptınız ya bunu? Nasıl yaptınız bunu siz Suna? Ferit, vallahi. Sizin yanınıza geldim yardım etmeye. Sizi kurtarmaya geldim o evden. Bilmiyorum. Yani her şey bir anda kontrolden çıktı. Ne yapabiliriz ki? Hiçbir şey kontrolden çıkmamıştı Suna. Ama şimdi her şey çıktı kontrolden. Önce o Saffet ve ailesine bunun hesabını soracağım. Sonra sıra babana da gelecek. Ferit, bırak. Allah aşkına dur. Bırak. Sakince oturalım, bir şey düşünelim diye anlattım. Deli deli bir şey yapmayalım. Neyin sakinliğinden bahsediyorsun sen? Kafayı mı yediniz kızım siz? Delirdiniz mi lan siz? Kimse benim karıma, ırzıma, namusuma göz koyamaz. Koyarsa da bunun bedelini öder. Duydun mu beni Suna? Ferit!
yapıyorsun ha? Alo. Abidin. Abidin çok kötü bir şey oldu. Ferit'i durdurman lazım Abidin. Seyran! Buyur hala. Hani nerede Suna? Çıkmadı mı hala banyoda? Banyo mu? Ben demin havluyu değiştirdim. Göremedim Suna'yı. İçeride hala. Uyuyordu. Uyandırmaya kıyamadım. Kıyamaması mı var bunun? Kız gelin olucu. Bir dünya iş var. Milleti arkamızda mı güldürücünüz? Ben kendim bakarım. Hala dur. Ablam yok. He? Ne? Kız. Başımıza. Kaçtı mı gene? Yok yok kaçmadı. Şey oldu sadece. İçi daraldı onun. O yüzden öyle bir içini ferahlatmak için de parka kadar gitti. Yani size sorsaydık izin vermezdiniz çünkü. Kaçmadı ama. Kız sen ne diyor? Babanız ufak bir iş için dışarı çıktı. Neredeyse gelir. Hani Suna nerede? Ya ben bu yaşımda sizin yüzünüzden babanızdan laf mı işiteceğim? Gelince artık kendiniz verirsiniz hesabını. Tamam tamam arıyorum hemen hala. İstersen sen konuş. Vallahi kaçmadı ya. Alo abla neredesin? Geliyorum Seyran, binanın önündeyim. Tamam tamam hadi bekliyoruz. Heh, bak geliyormuş hemen, binanın önündeymiş. Babanız sizden önce geleydi, görürdünüz gününüzü. Size neler ederdi neler. Öyle kafanıza eştiği gibi dışarı çıkılmaz. Aklı olan önünü arkasını düşünür. Ya arkanızda durayım diyeyim. Her seferinde babanızı haklı çıkarıyınız. Daha da benden bir şey beklemeyin. Senin bizim arkamızda durasın yok. Hala da ondan. Zira. Sen isteseydin, eğer arkamızda dursaydın, biz bu kadar eziyet görmezdik hala. Ama yine de bir dediğini iki etmedik bunca zaman. Sevgimize de saygımıza da kusur göstermedik. Bu mu bize yapacağın büyüklük? Babam sana iki laf etti diye zoruna mı gitti? Biz ne yapalım hala? Hı? Biz ne yapalım? Benim bu annem ne yapsın ya? Ya yıllarca babam yetmedi. Şu kadın halinde her işini gördürdün anneme. Hizmetçi gibi gördün annemi. Ya annem babamdan dayak yerken bir köşede durup etme Kazım demekten başka sen ne yaptın da biz senden bir şey bekleyelim hala? Bir kerecik ya. Bir kerecik kendini siper edebilseydin bize. Arkamıza dursaydın biz bu kadar eziyet görmezdik. Hoş güççük köpek seni. Evleneli beri senin dilin uzamış. Ben o dilini koparırım, ağzını da dürerim. Dürersin. Başka nasıl susturacaksın ki zaten? Sen ve senin gibiler. Ama sana bir şey diyeyim mi hala? Şu annemin akıttığı her bir gözyaşında senin de ahın var. Ne oluyor? Ha? Niye böyle ayıp gibi dizildiniz? Ne oluyor? Yok bir şey. Biz kadın kadına konuşuyoruz. Senin kafan basmaz. Allah Allah bak bunlar seni kendilerine benzetmiştir ha. Söyle bana ne oluyor? Suna nerede? İçeride baba. Uyuyor. Uyuyor. Bu saatte. Bir görek bakayım. Nasıl bir uyumadır o ha? Kazım gitme. Seninle konuşacaklarım var. Mühim. De ne, ne? Nedir? Söyle. Bunların yanında olmaz. Terasa geç. Suna! Suna! Görecek bakalım içeride bu iyi mi? Görecek.
Ulan benimle dalga mı geçtiniz lan? Hani içeride o iyiydi? He hani içeride o iyiydi? Siz benimle dalga mı geçtiniz kız? Eğer var ya, eğer gene kaçtıysa bu kız, bu sefer kuranç yapsın bak. Kuranç yapsın onu ha, katil olurum ha. Nerede? Nerede? Buradayım baba. Sana uyuy dedim. Benim odamda uyuydu. Sabahtan beri çeyiz ayıklıyız. Zaten iki ayağımızı bir pabuca soktun. Allah Allah. Bunun odası yok mu? Niye senin odanda uyuyun? Çeyiz ayıklıyız dedim. Hava sağ olasın. Konuşamadınız mı Abidin abiyle? Seyran. Vallahi çok özür dilerim. Ablacığım. Yemin ediyorum çok özür dilerim. Ablacığım tamam. Tamam geçti bir tanem. Bak bir an ben de çok korktum ama. Hattı canım şaşırttı beni. İyi misin? Tamam Seyran. Sakin ol. Ben... Ne? Abidin'le buluşmadım. Abla ya. Nerekle buluştun? Abla nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Ben sana Abidin abiye bile anlatmayacaksın demedim ya mi? Çünkü o an en doğrusu o gibi geldi. Seni düşündüm, senin için yaptım. Umursamadı bile değil mi? Ha? Aldın mı ağzının payını? Ha? Yok. Ne yok? Öyle olmadı. Nasıl oldu? Tam tersi oldu. Ferit delirdi, kafayı yedi. Senin başına gelecekleri öğrenince... Ha? Saffetlerin evini basmaya gitti. Ne? Ha, abla ya. Seyran çok özür dilerim. Vallahi özür dilerim. Of. Yemin ediyorum öyle olacağını düşünmedim. Yemin ediyorum ya. Lan! Ne oluyor lan? Al. Saffettin abi sen misin lan? Sana ne? Ferit Goran ben. Memnun oldum. İşte şimdi her şey daha eğlenceli olacak. Bana bak. Gebertirim lan seni. Senin o Seyran'a bakan gözlerini oyarım. Duydun mu? Duydun mu lan? Duydun mu diyorum oğlum? Tarık. Ferit. Oğlum geliyorsun buralara kadar niye haber vermiyorsun sen ya? Hoş geldin. Çekil lan. Çekil. Dede, Ferit Koran. Tek başına mı gelmiş? Köpeklerinden korkacağımı mı sanıyorsun? Ferit! Bırakın gelsin. Aa, senin itin de arkadan geliyor. Ormana da bıraksan bir şekilde evin yolunu buluyor ve geliyor.
Şimdi söyle, senin derdin ne? Sakın ola. Bir daha karımın adını ağzınıza almayacaksınız. Duydunuz mu? Senle uzak duracaksın lan sonradan. Bitti. O aileyle artık bir işiniz kalmadı. Yoksa yemin ederim siz de nasibinizi alırsınız benden. Duydun mu beni Saffet Ağa? Oğlum ben ne yaptım? Ne oldu ki? Kes lan. Kes. Lan. Seni de itini de şuracıkta toprağın altında diri diri gömsek kimsenin ruhu bile duymaz. Ha. Senin yaptığın erkeklik değil. Ancak aptallıktır. Gerizekalı. Deden sana hiçbir şey öğretmedi mi? Ha? Dedemle işin yok senin. Senin işin benle. Yap ne yapacaksan. Buradayım. Ama eğer bir şey yapmazsan ben size öyle şeyler yapacağım ki son nefesinde bile unutamayacaksın amca. Ferit, duydun mu? Ha? Hadi oğlum, hadi. Yeter bu kadar. Gidin buradan. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Gençliğinize bırakıyorum. Hadi. Hadi lan. Hadi. Hey. Dedene selam söyle. Yıllar sonra karşıma çıkmaya korkmuş da mı torununu yollamış diyor de. Ah amca ah. Sen kendini dedemle kıyaslayamazsın. Dedem böyle senin gibi korkak adamın teki değil. Evet. Bizim evimizde böyle koca koca duvarlar, belinde silahlı adamlar yoktur. Korkmayız biz çünkü hiçbir şeyden. Dedemin elinde de, belinde de silah göremezsin. Dedim ya, korkmayız biz çünkü. Allah'tan başka kimseden korkmayız. Okey? Hadi bay. Zavallılar. Gel. Beni hissetmişsin ağam. Gel fakat gel. Önemli bir konu var. Yazır. Şimdilik aramızda kalacak.
Sen nasıl uygun bulursan ağam. Dinliyorum. Yakında bir misafirimiz gelebilir. Londra'dan. Benim diğer torun. Nüket'in oğlu. Ne olur ne olmaz. Bir oda hep hazır tutulsun. Peki ağam. Ne? Pek hoşnut olmadığın gibi. Malum. Ev halkı bu ara biraz karışık. Bir anda 100 tane şey düşündüm, ondan durdum. Yanlış anlaşılmasın. Gelecek olan yabancı değil. Benim özbeöz torunum. Kimseden bir şey saklayacak halimiz yok çok şükür. Görsün bilsin. Belki ibret alır. Ya da alması gerekenler ona bakar ibret alır kim bilir. Bugün hemen hazırlatıyorum ağam. Ferit nerede? O kız için ağlamıyor değil mi? Sabah erken çıktı. Nereye diye sordum, tersledi beni. Canı sıkkındı. Kimyası bozuldu çocuğum. Elbet aklı başına gelecek. Düzelecek. İnşallah o işi yokuşa sürmezler ağam. Ben artık bu aileden her türlü pisliği bekliyorum. Şu kız bizim soyadımızı taşıdıkça bana rahat yok. İnşallah boşanmadan adımıza bir leke getirmez. Yoksa ucu bize de dokunur. Ne oluyor? Ha? Anlatacak mısın? Ne anlatayım abi? Hı? Sunay'ı vermişler o Saffet malına. Abisine de Seyran'ı isteyeceklermiş. Oldu mu? Yeterince açık anlattım mı sana? Ne saçmalıyorsun oğlum sen? Seyran'la alakalı evli barklı kadın o ne demekmiş öyle? Ne demekse o demek işte. Şaşırdın mı? O Kazım bunu da yapmaz dedin mi? Demedin. Sunu olayı kesin miymiş peki? Hala kesin miymiş diyor ya. Vermişler abi kızı. Kör müsün ya? Söylemedim sana. Bana verecek bir cevabı vardı. Ya onu da böylece vermiş oldum. Madem bu kadar seviyordum bir adam. Niye bana söylemedin? Hani lan ben seni kardeşim? Lan yine kardeşimsin. Utandım. Nasıl tepki vereceğini kestiremedim. Kusura bakma. Ne oldu lan? Ne yapıyorsun? Tamam. Tamam oğlum, tamam bırak. Ağlatma, yürü. Ya ne yapacağız biz ya? Halledeceğiz. Hepsini halledeceğiz. Dede, bak ben hiçbir şey yapmadan böyle duramam. En azından bana izin ver. Bak şerefsizim, seni vurduğu yerden vurmazsam o çocuğu. Bizim evimize kadar gelmiş, baskın yapmış. Bir de bana neler diyor ya İtolit. Ben iki yerimden birden vuruldum. Bir kurşun bedene. Bir kurşun da sineme saplandı. Merak etme sen. İkisini de beni vurdukları yerden vuracağız. Sabret. Dede tamam sabır diyorsun da bir saattir oturuyorsun, düşünüyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun. En azından ne yapacaksın onu söyle. Dede. Kızların ikisini de alacağız değil mi? Telefonumu verin. Saffet telefonunu ver dedin. Saffet telefonu ver dedim dedim. Vurma dedim şu çocuğu. Alo. Efekat Hanım nasılsınız? İyiyim hamdolsun. Ah,
Sizinle konuşmamız gereken önemli bir husus vardı. Seyran. Aklın kalmasın diye geldim. İyilermiş. Abidin'le konuştum da. Bir şey demeyecek misin? Ne diyeyim abla ben sana ya? Dünden beri rica ettim. Sakın dedim. Ben kendim halledeceğim dedim sana. Ya hadi kendin yine gidiyorsan git de. Beni niye karıştırıyorsun ya? Seyrancığım. Ben senin bu halini gördüm diye gittim konuştum onunla. Ya bu hayatta bir tek sana gerçek halimi gösterebiliyordum abla. İçimi açabiliyordum. Onu da aldın elimden ya. Bravo sana, bravo. Ne yapacağız şimdi bu durum öğrenildiğinde? Hı? Ya babam gelip Ferit kimden öğrendi bu durumu diye sorduğunda biz ne diyeceğiz babama? Ya düşünemedim işte onu. Düşünmeden hareket etme o zaman abla. Olan yine sonunda bana oluyor çünkü. Tamam Saffet Ağa. Ben Harise Ağa'ya iletirim. Sizlere de. Bıktım senin bu oğlunun manyaklıklarından. Hep sen yüz veriyorsun diye oluyor bunlar. Saffet Ağa'nın evini basmış. Ne? Niye yapsın böyle bir şey? Olmaz öyle şey. Gelince ağamla birlikte sorarsınız. Şimdi bunu babama söylemeyeceksin herhalde değil mi Fakat? Bırak. Delirdin herhalde. Ferit'ten bir daha haber alamayabilirdik. Saçmalama. Saçmalama. Bak şimdi... Aa, müsaaden var mı? Önemli bir konu var. Seninle konuştuğumuz gibi şikayetini geri çekeceksin. Duydun mu beni? Abidin'le de barışacaksınız. Yanlış anlaşılma olmuş. Yanlış anlaşılma mı olmuş? Adam beni resmen boğuyordu Ferit. Sen Seyit Sultan. Bu sefer de ben boğacağım seni. Ne diyorsun? Ha? Bak Ferit, ben sana söyleyeceğimi söyledim. Benden bir şey istiyorsan karşılığını da vereceksin. Yani karar senin. Abidin'in özgürlüğü senin ellerinde artık. Tamam. Bak. Bunu konuşacağız sonra. Latif Bey. Abi işe geri dönmüş. Sultan'la barışmışlar. Haberin olsun. Küçük Bey'im. Ağam seni salonda bekliyor. Çok daha önemli bir konu var. Buyurun. Nereden geliyorsun? Saffetlerden. Dayak mı yedin? Hayır dede. Hak edene hak ettiğini verdim sadece. İlk sen mi vurdun? Evet. Neden gittin oraya? Ne dedim ben sana? Bu dedeleri olacak adam. Daha biz boşanmadan büyük torununa Seyran'ı istemiş. Ne? Sunay'ı istemekte kalmamış. Seyran'ı da istemiş. Kazım da parayı duyunca verdim gitti demiş. Ben de bunları duyunca bastım evlerine. Aklınıza mukayyet olun dedim. Sen ne diyorsun çocuk? Sabah apar topar Sunay'la buluşmaya gittim. O anlattı bana bunları. Tutamadım ben de kendimi. Latif topla adamlar hazırlığını yap. Dede. Ben de geleyim seninle. Çok kalabalıklar, yalnız gitme. Kes sesini, karışma sen. Bundan sonrası bende.
Sakın ola. Bir daha benden habersiz böyle bir şey yapma çocuk. Sakın. Seyran Hanım bize gelince diklenmeyi biliyor. Babasına diklenememiş mi? Yoksa işine mi gelmemiş? Allah vere de ağamın kalbine bir şey olmaz. Olmaz, hiçbir şey olmaz. Sen de sakin ol. Ben şimdi babanı arıyorum. O gelir, halleder. Anne, adamların şato gibi evi var. Kapıda silahlı adamlar. Babam neyi halledecekmiş ya? Bu zamana kadar neyi halletti de bunu halledecek? Sen de çok güvenme babama. Sakin ol. Orhan, eve gelmeniz lazım. Hemen. Ben dedim yalnız göndermem. Ben de seni yalnız göndermem bu sefer. Ay siz yapmayın Allah aşkına lütfen ya. Hiç yoktan nerelere geldi olaylar, hala aklım almıyor benim. Sakın. İkinizi de ben bir yere salmam. Çok gerekirse baban gider dedenle. İkna olmuyor. Hiçbir şey söylemiyor. Delireceğim ben artık. Baba. Bir de ben konuşmayı deneyeyim. Otur oturduğun yere. Yapacağını yapmışsın sen zaten artık. Oğlum sen bilerek mi yapıyorsun bunları? Ha? Bizden intikam almaya mı çalışıyorsun? Amacın ne senin Ferit? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Tamam baba, sakin. Tamam baba. Aa, bilerek yapar mı hiç görmüyor musun? Nasıl üzülüyor? Orhan Bey'im, biz çıkıyoruz. İstirham ediyorum, lütfen gitmeyin. Bana söyleyin. Kime ne yapılması gerekiyorsa ben yapacağım. Çekin önümden Orhan. Dede, bu benim meselem. Ben de geleceğim seninle. Ben de bırakmam sizi dede. Bu halinizle bana ancak ayak bağı olursunuz. Üçünüzü toplasak bir adam etmezsiniz. Etseydiniz ben bu yaşımda bunlarla uğraşıyor olmazdım. Hiçbiriniz. Ben gelene kadar bu yalının kapısından dışarı adımını bile atmayacak. Anlaşıldı mı? Seyran'ım. Azıcık çorba koydum sağa. Hadi iç bunu. Canım istemiyor anne. Tamam, ben gene de bırakayım buraya. Belki sonra içersin ha. Kızım. Yavrum. Pişmansan çekinme. Konuş kocanla. Utanma. Belki bir yol bulursunuz ha? Siz belli ki seviyorsunuz birbirinizi kızım. Bak benden yana gönlün rahat olsun. Ben affederim onu. Ha? Ben affedemem anne. Edemiyorum ben. İçim el vermiyor. Ne kadar çok denesem de söz geçiremiyorum ben içim anne. Olmuyor, yapamıyorum. Sevgi, sevilmek bu değil. Böyle olmamalı anne. Sevdiğim adamın bana el kaldırması. Daha çok yakıyor canım biliyor musun? Babamın da ayağından. Daha çok yakıyor. Anladım kızım.
Ne diyeyim? Senin kendi kararın. Ama yani bu işin sonunun ne olacağı da belli. Bu saatten sonra size babanızı anlatacak değilim. Biliyorum. Sen çok güzel bir gelin olacaksın. Düşüncesi bile çok mutlu ediyor beni. Gerçeği de olacak kızım. Anneciğim bunun için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Ne yapacağız peki? Haris Han'ın torununu bu sefer yine sevmediği bir kızla evlendirmesini mi bekleyeceğiz? Üstelik bu sefer sevilmeyen kız benim. Öyle deme. Sevileceksin. Hatta o Ferit pervane olacak senin peşinde. Şimdi sana oradan bakınca yalan söylüyormuşum gibi gözüküyor ama bir yalana yeteri kadar insanı inandırırsan o yalan doğruya dönüşür. İyi de nasıl olacak ya? Nasıl yapacağız biz bunu? İnsanları Ferit'in aslında seni sevdiğine inandıracağız. Ailesini de. Sonra bir bakacağız Ferit'in kendisi bile ikna olmuş buna. Şu sana kıyak geçen gazeteciyi çağırdım. Bakalım yeteri kadar öfkeli miymiş bu aileye? Hayır, hayır, hayır. Bak sakın böyle bir şey düşünme. O zaman benim daha önceki yaptığım şeyleri de öğrenirler. Hiçbir şey olmaz. Ayrıca şöyle uzaktan bakıyorum da sen iyi salağa yatarsın. Karışma benim işime. Dede, Allah aşkına bir şeyler yapalım. Bak ben duramıyorum. Duracaksın. Akıllı ol. Sabırlı ol. Gerisini bana bırak dedim. Dede senin de bir şey yaptığın yok ki. Arayıp yengesine şikayet ettim. Bu mu? Az kaldı. Elimde kalacaksın biraz sonra. Halise Han'ın torunu kendi ayaklarıyla geldi. Evime baskın verdi. İstesem oracıkta canını alırdım. Ama şimdi ne oldu? Torununun canını bağışladığımı anladı. Bana borçlandı. Seni bir daha Antep'te, Hatice'nin yanında yakınında görürsem senin göreceğin son şey benim yüzüm olur. Anladın mı lan beni? İt soyu! Senin yerinde olsam bu işi buralıkta bitiririm. Yoksa son nefesine kadar peşini bırakmam. Canını bağışlayayım ki görene, duyana ibret olsun diye. Borcun olsun. Ben de affetsem Halis Korhan'a olan bu borcu ödeyeceğim elbet. Hani Seyran nerede? Odasında hala. Ya şey, çok morali bozuk ya. Uyusun. Bana bak. Ben bileyim bu odasında uyuyun numaralarını. Doğru koş benle. Bak, babana seni ezdirmedim diye ayağımın altına alıp ezemem sanma. Yok hala ya. Vallahi doğru söyleyeyim. Seyran'ım odada. İstersen gel beraber bakak ha. Hı. Vay vay vay. Saffet ağam. Ne ediniz ya? Eğik vallahi eğik. Vallahi kese kağıdından naylon torba ha. Siz ne ediniz ya? Vallahi ne edek yani biz de halamla oturduk. Hep senden bahsediydik vallahi. Ha ha. Vallahi öyle. Biliriz öyledir. Ama konuşmamız gereken acil bir durum var sende. Hayırdır ya? Söyle hayırdır ağam?
senin küçük damat geldi, aklınca bize baskın verdi. Dün senin evinde konuşulan bugün hangi sebeple onun ağzındaydı? Sen ne diyorsun ya? Ne baskını, ne damadı, ne diyorsun ya sen? Şimdi de bana. Senin bu Korhanlarla olan alakanı kesesin yok mu yoksa? Söyle, bileyim. Öteki kızını da ben oyalamayayım. Olur mu Yaşa? Allah Allah, biz seninle konuştuk. Korhanlar kim ya senin yanında? Laf ağızdan bir kere çıktı ha. Sözünü aldım, başım üstüne belledim. Bir yanlışın olursa artık hesabını da sen ödersin. Duydun mu beni? Duydum. Duydum ha, duydum, duydum. Duydum. Ne yanlış olacağı ha, hiç. Ben ya da ailem sana yanlış yapar mıyız ya? O zaman nikah, düğün ne olacaksa hemen hazırlıklara başlansın. Ötekini de erkenden boşarsan bakarsın çifte düğün yaparız. Pek güzel düşünmüşsün ha. Pek güzel düşünmüşsün ha. Hem iki nikahı bir arada yaparsak masraftan düşerik ya. İyi misin? Oldu ha. Sen sağa iyi bak. Hem halamın da bol bol selamı var sana ha. Bol bol. Haydi. Kal sağlıcakla. Ulan! Ulan siz burada konuşulanları gidip yanıya mı uçuruyorsunuz? O Ferit nereden bileyim ben burada ne konuşayım ha? Ne olmuş gene? De hele. Ne olucu? Bizim bu damat eskisi gitmiş. Gitmiş Saffetlerin evini basmış, posta koymuş. Ulan yoksa bunlar hala yeniden görüşeyim ha. Ulan ben sana göstereceğim ha. Ben sana sordum. Dedim ki ayrılmak bu niyetin ha dedin ha baba. Sen benimle dalga mı geçin ha? 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 Bir kez sorucum bak. Bir kez sorucum. Sen o şerefsiz kocanla hala görüşeyim mi lan? Hayır baba. Hayır baba. O zaman nereden bileyim lan? Bu evde konuşulanları insanlar nereden bileyim şerefsiz? Bıktım lan sizden. Seyran. Ablacığım. Çok özür dilerim valla. Benim yüzümden oldu, söyleyemedim. Çok özür dilerim. Oldu. Çok canım acıyor ama. Oldu zaten. Dolaşıp beni dövecekti. Onun hırsı sana değil. Bana. Boş ver. İyi ki bir şey söylemedin, iyi yaptın. Saffet ile babam konuştu. Beni de hemen evlendiriyorlar senin gibi. Kızım.
kesin bu Ferit'le görüşü kesin. Beni anlayın. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Kazım Bey, sakin. Sen ne arıyorsun lan burada? Bak, kim gelmiş? Ahbabın misafirin gelmiş ha. Hayırdır ha? Bu saatte evimde ne işin var? Ah! Lan! Bak, bak! Lan! Bırak, bak! Hangi elinle vurdun torunuma? Söyle! Hangi elinle? Yemin olsun, ikisine de gerekeni yaparım. Kalk ayağa. Yüzüme bak iç. Sizi ailemize layık gördük diye mi başımıza geldi bütün bunlar? Soyadımızı kızınıza verdik. Sizi bütün cahilliğinize, köylülüğünüze rağmen baş tacı ettik. Ama ailemize girdiğiniz günden beri hayır hasenatınızı görmedik. Meğer şanlı ağanın arkasından ne kadar küçülmüş soyadınız. Tüh, senin de torunun gibi yüzüne. Yazıklar olsun. Kalbin ne ara aşısı diline düşeceği kadar karardı senin. Ne benim ağamı, ne soyadımı ağzına alacağı adam değilsin sen. Ben bu çocukları mutlu olsun istedim. Seyran'ı torunum belledim. Ama siz aç köpekler. Daha soyadı bile değişmeden onu satmaya kalktınız. Asıl size yazıklar olsun. Alın şu kızı. Neyi alacaksın ha? Sen neyi alacaksın ha? Aa, bak bu işin sonu kötü olacağı bilersin. Alın. Seyran Hanım, gidiyoruz buyurun. Ne? Ne oluyor ya? Ne gitmesi ya? Bırak. Ne oluyor ya? Bırak kardeşim. Ne oluyor be? Bırak kızı! Bırak! Bir şey ya! Seyran dur! Bırak! Baksanıza! Ne oluyor? Bırak! 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 Bırak
Ben o Halis Koran'a soracağım bunun hesabını. O Halis Aya bunun hesabını soracağım. Herkese arayacağım ya. Herkese arayacağım. Karakolu arayacağım. İtfaiye arayacağım. Sahil güvenliği. Ortalığı ayağa kaldıracağım ha. Kolay da öyle. Halis Korhan'la uğraşmaya bizim gücümüz yeter mi? Sen bir edersin, o bin eder gayrı. Doğru deyin hala. Doğru deyin. Bizim gücümüz yetmez. Yetmez ama kız. Get terastan benim telefonumu getir haydi. Haydi. Get. Bizim gücümüz yetmez ama Allah'ıma şükürler olsun. Gücü yeteceği akrabalarımız var artık. Ver. Getir. Değil mi kızım? He? Değil mi benim güzel kızım? Şurada 3-5 güne zaten dünür olacağız Saffet Ağa'yla. Bizim derdimiz onun derdi. Sakın ola onu bu işe karıştırma. Ya sen ne diyorsun yahu? Sen hala Halis Koran'ı mı bana savunuyorsun ha? Senle gene papaz olacağız. Karışma benim işime. Bu Ferit. Senin evi bastıktan sonra bunlar direkt hırsını alamayıp gelip benim evi de bastılar ha. Seyran'ımı alıp götürdüler ya. Sen de öylece seyir mi ettin Kazım? Ne edeyim ha? Sen bu Halis Koran'ı tanımayayım mı ya? Sinsice gizli eve girmiş silahlı adamlarıyla. Hiç beklemedik. Kazım. Herkesten her şeyi bekleyeceksin. Sütü gelmeyince anasını dişleyen insanoğluyuz hepimiz. Bak sen benim büyüğümsün ha. Sen benim büyüğümsün ağasın. Vallahi benim canım sıkılıyor bak. Canım sıkılıyor ya. Bak vallahi canım sıkılıyor. Canıma tak etti ya. Sen söyle ağa büyüğümsün. Sen de bana de Kazım de böyle et de. Sen ne dersen ben onu edeceğim ya. Bekle bizi. Gelince göreceksin ne edeceğimizi. Ne olmuş dede? Hemen topla adamları. Vakit konuşma vakti değil. Hemen dede. Dede, iyi misin? Seyran'ı getirmişsin. Kes! Götürün. Girişteki odalardan birine kapatın. Ya çeker misiniz elinizi? Ne oluyor ya? Ya bırak, kendim gidebilirim, tamam. Of, niye kimse hiçbir şey yapmıyor Asuma? Kimse karışmayacak dedim. Baba. Kesin sesinizi. Evdeki herkes salona geçsin. Kılınızı kıpırdatmayacaksınız. Kimse bu kızla konuşmayacak, kimse yüz vermeyecek. Adamlar evi de odayı da tutsunlar. Kendimi yürüyebilirim, bırakır mısınız? Çek elini. Çek ya! Of! Ay! Tamam, bırak! Soyadımızı taşıdığı sürece bu evde kalmaya devam edecek. Derhal avukatlarla konuşun. Gerekli evrak hazırlansın.
Bakalım soyadımızdan vazgeçtiği gibi onun getirdiklerinden de öyle kolay vazgeçebilecek mi? Fakat Hanım, ağam siz odasında bekliyor. Lütfen efendim. Ne diyor durum, ne oluyor? Ağam avukata boşanma evraklarını hazırlatmamı istedi. Seyran Hanım evrakları imzaladıktan sonra gidebilecekmiş. Sakin ol, iyi ol. Bak kız güvende işte. Dur oğlum artık. Sakinleş. Hadi. Tamam. Hadi sakinleş. Bak iyi tamam. İşte Seyran içeride oğlum. Gel. Hadi gel. 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 Gel gel gel. 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 Oh. Geç mi? Vallahi geçmiyor. Elimin ağrısı geçse, aa bu kafamın ağrısı geçmiyor halanım, geçmiyor. Allahlarından bulası çalar, atları batası çalar. Ah Halisa, ah! Sen ne melek yüzlü bir şeytanmışsın sen, ah! Ya, böyle dövünürsün işte ha. Böyle dövünürsün, onu ahbaplık etmeden önce düşünücüydün ya. Ahbaplık etmeden önce düşünücüydüm. Bak, elime bak, elime. Vallahi, vallahi böyle soğuk soğuk terliyim ha. Leş gibi kokuyum ya. Esma! Kız, leş gibi oldum. Hamamı hazırla. Kız hala, bu gerizekalı kızım benim ilkindeki gibi bir hata etmiyor. Ha? Bak, ilkindeki gibi bir hata ederse başına ne geleceği önden görsün. Ben onu bir ziyaret edem ha. Bir ziyaret Kazım, edem de bakalım. Dur, dur Kazım. Kız evleneceği, dur. Bırak, karışma bana.
Abidin. Seyran nasıl? Ha, haberin var mı? Aşağıdayım. Seyran yalıda. İyi, merak etme. Abidin. Abidin git oradan. Ben zaten çıkamam. Gitmem Suna. İyi olduğunu görmeden konuşma. Abidin Allah aşkına ne olur bak babam evde. Çıkamam lütfen. Suna sen gelene kadar bekleyeceğim. Ne kadar sürerse. Bekleyeceğim. Tamam. Tamam. Bir haber vereceğim ben sana. Kime neyi haber vereceksin kız sen? Kimle konuşayım sen? Ver şu telefonu ver. Ver kız şu telefonu ver. Aç. Aç! Abidin? Abidin. Abidin ne la? Yok baba yok. Abidin ne la? Abidin ne? Abidin yazmış bir de. Lan el alemin şoförünün telefonunun sende ne işi var Suna? Yok baba olur yok yapma. Ha. Ay yapma yok. Seni... Ha, seni... Seni adi, ay, seni... Çalsam. Nasıl yapma yaparsın? Nikah ha? Öncesi nasıl? Yara böreğinden içim bedeninde. Yapma. Yeter. Gel. Geç. Anlaşıldı, anlaşıldı, anlaşıldı. Hala hanım anlaşıldı. Bizim bu eski damat, o abidini, buradaki abidini aracı bellemiş, tutmuş. Bu benim geri zekalı salak kızım da ona haber edi. Ya görün, arkamdan ne iş çeviriyor, kalleş. Telefon yok. Bundan böyle telefon yok. Al şu telefonu, al. Seni niye öldürmeyeyim bileyim? Senin o kolunu bacağını niye kırmayayım bileyim? Yok. Gel de gireceğin diye. Kazım yeter o, sen ona dua et yoksa senin o kolunu bacağını kırardım. Ay. Sen de şunun yüzüne gözüne icabı hazırla. Hazırla başka bir şey istemeyeyim. Eğer icap ederse boyağını eğim sürün. Ben bir duşa gireceğim. Leş gibiyim. O telefon da bende kalacak. Ah be kızım. Salak mısın sen ya? Ya ama... O damat eskisiyle niye iş tutayım? Ha bak, olan sana oluyor gene. Babam duydun. İçeri ne çekerse çeksin dışarına belli etmeyeceğin. Ya ama... Hadi toparlan. Ben anana ikramlıkları hazırlatana kadar sen de yüzüne iki boya sür, üstünü başını düzelt gel. Geçmişte aldığım ahların cezasını mı çekiyorum ben bu yaşta İfakat? Niye köşemde huzurlu oturamıyorum? Ne desen haklısın ağam. Ama senin sayende eski güzel günlerimize döneceğiz inşallah. İnşallah. İfakat hata yapsan da bu aileyi korumak için yaparsın. Çok sinirlensem de niyetini biliyorum. Onun için şimdi beni iyi dinle. Sakın ola bu kıza yumuşak yüz gösterilmeyecek. Odasına kimse girip çıkmayacak. Yemeğini bile Şefika versin. Hele Ferit, sakın ola Ferit
Odasına bile yaklaşmayacak. Kesinlikle onunla görüştürmeyeceksin, anlaşıldı mı? Anladım ağam. Abidin, ya niye geldin? Başını belaya sokacaksın. Bak babam telefonumu gördü, Abidin'i gördü. Telefonu elimden aldı benim. Bir şey yapmadı değil mi sana? Yok, yapmadı ama seni burada görürse yapar. Suna doğruyu söyle bak. Ben seni o adamla bırakmam. Merak etme. Evlendirecekse vurmaz zaten. Anca bağırır çağırır. Git. O yüzden ne olur git, başını belaya sokma, git. Bu mu? Bu kadar mı yani? Parmağında bu yüzükle gelip sadece git mi diyeceksin bana? Gel diyorum Suna. Kaçalım diyorum. Mecbur değilsin. Yapamam. Yapamam, ben mecburum. Ben... Bunu ancak kalbimde saklayabilirim. Karım göreceğim. Otur yerine Ferit. Ne oturması baba ya? Ya benim karım aşağıda bir odada kilitli. Aklınız alıyor mu bunu sizin ha? Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Kafayı yiyeceğim ben, delireceğim ya. Biz ne yaşıyoruz ya? Hadi gel bir temiz hava alalım istersen. Temiz hava alalım. Kahvede söyleyelim mi abi? İçeriz bir güzel. Ha? Ya siz hepiniz toplandınız. Dalga mı geçiyorsunuz ya benimle? Dalga mı geçiyorsunuz? Bu ne rahatlık be? Ferit. Kendinden başka bir suçlu aramasan mı acaba artık? Her şeyin suçlusu benim değil mi Osman? Her şeyin sorumlusu benim değil mi? Ne diyorsun sen Osman? Ferit. Kafayı mı yedin sen? Ya Ferit yeter! Yeter! Ne oldu? Laf mı geldi karına? Evet. Ha? Benim karım aşağıda hapis. Hapis. Birinizin sesi çıkmıyor be. Ne oldu? Beni mi döveceksin abi ha? Evet. Ha? Beni mi döveceksin abi ha? Beni mi döveceksin? Ben aşağıya karımı görmeye gideceğim. Hiçbiriniz engel olamayacaksınız bana. Duydunuz mu? Hadi engel olun da göreyim. Hadi. Tamam. Eğer senin için bu kadar önemliyse karını görebilirsin. Ama sakin kalmaya söz vereceksin. Saçmalama İfakat. Babamı duymadın galiba. Duydum, yanından geliyorum. Evet, ağam hala sinirli ama gaddar biri değil. Bütün sorumluluk bende. Karını görebilirsin. Thank you.
Bir şey demeyecek misin? Ne diyeyim Ferit? Tıpış tıpış geldim. Dediğin oldu işte mi diyeyim sana? Ne diyeyim? Seyran. Ne Seyran Ferit? Bu ne ya? Ne yaşıyoruz biz şu an farkında mısın? Buraya zorla getirildim. Deden eve eşkıya gibi girip beni kaçırıp buraya getirdi. Farkında mısın şu an bizim ne yaşadığımızın? Ne oluyor Ferit? Ne istiyorsunuz benden? Sonsuza kadar buraya hapsolmamamı istiyorsunuz? Ne istiyor deden benden Ferit? Dedem... Bir şeyler imzalattıktan sonra bırakacak seni. Söyleseydiniz orada da imzalardım ya. Bu mu gerçekten? Bu mu gerçekten ya? Ben kıza ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Asıl ben ne diyeceğimi bilemiyorum Seyran. Senin o baban olacak adam, daha biz boşanmadan seni nasıl başka bir adamla düşünür ya? Bu ne kadar aşağılık bir şeydir ya? Senin yaptığın aşağılıklardan sonra hem sana ne bundan ya? Size ne, kime ne Ferit? Biz boşanmıyor muyuz seninle, he? Boşanmıyor muyuz biz? Ya babamın aklından sonrası için de böyle bir şey geçmişse geçmiş yani. Kime ne bundan ya? Kafayı mı yedin lan sen? Delirtme beni Seyran. Sana ne diyor ya? Sen hala benim karımsın lan. Karım. Baban bunu bilerek davranacak. Buna göre hareket edecek. Ya bu beni ilgilendirmiyor. Kes. Seyran. Ya beni ilgilendirmiyor bu. Babamla konuş ya. Sen hala benim karımken ne demekten başka biriyle evlendirmek? Ya gidip babamla konuş o zaman. Benimle değil ya. Ben kendimden mesulüm. Ben yanlış bir şey yapmadım. Ben bu konunun dışındayım ya, dışında. Sen ne yanlış yapacaksın ya? Sen ne yanlış yapabilirsin ki zaten? Ben istersen her şeyi yaparım Ferit. Dua et ki istemeyeyim. Ya bir iste ya. İste. İste bir kere. Her şeyinle, tüm rüzgarla iste bakayım ne yapacaksın. E tamam o zaman. Niye böyle sinir yapıyorsun ki? Ben istersem evlenirim, istemezsem evlenmem. Kime ne ya? Bu kadar basit. Seyran, bak. Bak deneme beni. Beni zorlama. Kışıma beni Seyran. Delirtme beni. Delir Ferit'ciğim. Delir. İstediğin kadar delir. Siz ayrıca daha ne kadar delirebilirsiniz ki zaten? Uçmuşsunuz siz ya. Ya siz beni zorla alıkoyarak buraya getirdiniz. Ve bir Allah'ın kulu da çıkıp ne yapıyorsunuz siz demedi be. Neden acaba? Neden? Nedense neden? Bu yapılacak iş mi? Sizin kime yapılacak iş? Senin baban gidecek, seni başka bir adamla baş göz edecek. Biz ne yapacağız? Oturup izleyeceğiz mi Seyran? Senin düğün davetiyeni mi bekleyeceğim lan ben burada? Bugün değilse de bir gün Ferit. Boşandıktan sonra illaki o davetiye sana gelecek. Şimdiden kendini buna hazır edersen iyi olur. Seyran! Delirtme beni! Ya sen, sen kafayı mı yedin Seyran? Delirtme beni! Bak! Seyran! Öldür hadi! Öldür!
Dur hele, dur. Çekil. Ben açarım. Safet Ağam. Hayırdır? Hoş geldiniz ya. Buyurun lütfen buyurun. Kızım akraba sayılırız artık Kazım. Geride duracak, evde bekleyecek değiliz elbet. Sorsak gelme derdiniz belki. Emri vaki yaptık. Adamlarımız hazır. Evin etrafındalar. Kuş uçsa haberimiz olur. Kuş uçtu gitti ha. Kızı alıp götürdüler ha. Sıkma canını sen. Halletmeye geldik. Dedikodusunu yapmaya değil. Allah razı olsun ağam. Allah razı olsun. Geç. Geç buyur. Geç. Hoş geldiniz. Geç. Geç. Kimdi o toparttaki adam? Sana sordum. İlla abimin yaptığını mı yapayım sana? Seyran'dan haber getiriyor. Vallahi. Feride şoförü ne olur. Ne olur kimse duymasın. Lütfen yanlış anlarlar. Lütfen ne olur. Tamam olur. Söylemem. Ama sen de daha dikkatli ol. Olur mu? Artık sözlüyüz biz. Erkek sinekle bile konuşamaz. Duydun değil mi beni? Duydum. Sizin ellerinizi öpeyim. Hoş gelmişsin ha. Ayağına sağlık. Sağ ol Hatice Hanım. Sen neredeydin lan? Lavabodaydım. Ne edecek ha? Ha? Ne edecek bu? Halis Koran'ın yaptığı yanına kar mı kalıcı? Çocuklar hazırlıklarını yapıyor. Biz de seni almaya geldik. Hadi bir kahvanı içelim. Konuşalım. Sonra gideriz. Kızımızı alır geliriz. Esa mı değil ya? Beni sakin küçümseme Kazım. Adamların bir kısmı Saffet'le burada kalır. Ben Tarık torunumla seninle gider kızımızı getiririz. Ya alır geliriz kızımızı. Ya da biz de dönmeyiz. Pelin, artık bir rahatlar mısın lütfen? Bak iki günde ne hale getirdim onları. Anneciğim, bak bu sefer doğrudan Seyran'a saldırıyorsun. Ferit'in bana döneceği varsa da dönmeyecek zaten. Ay salak salak konuşma. O senin aşık olduğun sümsük çocuk kendi kararlarını kendi verebilecek biri değil. Hazır Halis aile de tanıştın madem. Senin o kızdan ne kadar farklı olduğunu... Seni ailenin ne kadar düzgün yetiştirdiğini de anlasınlar artık. Başka bir yolunu bulsak?
En azından Ferit'i sinirlendirmeyecek bir şey yani. Kusura bakma Pelin'cim. Ama annen olarak bile seni daha fazla parlatamıyorum. O yüzden mecbur o kızı aşağı çekeceğim yani. Geldi misafirimiz. Aç kapıyı, hadi bakalım. Buyurun. Annem Zerrin. Zerrin Hanım, çok memnunum. Ben de öyle. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Teşekkürler. Her şeyden önce ben henüz burada değilken kızımla ilgili bir haber çıkmış. Kızıma ve ailesine saygı duyup haberde yüzünü gizlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Pelin Hanım gerçekleri görmemde bana çok yardımcı oldu. Ben de onun mağdur olduğuna inandıktan sonra bir mağduriyette ben yaşatamazdım, öyle değil mi? O kadar haklısınız ki. Yani altıncı ismi desem, öngörümü desem. Yani siz olacak her şeyi önceden tahmin etmişsiniz. Ama bu haber yüzünden benim kızım gerçekten çok mağdur oldu. Metresi ilan edildi, gururuyla oynandı. Sebep, gözünü para pul bürümüş, yapışkan, asalak bir aile yüzünden. Ve tabii size utanmadan bu yalanları söyleyen gelinleri yüzünden. Galiba sizinle konuşacak çok şeyimiz var Zerrin Hanım. Değil mi? Pelin'cim, Taylan Bey'e de bir kahve hazırla lütfen. Ağam, avukat evrakları hazırlamış. Bir göz atmak istersin diye getirdim. Ağam, numara kayıtlı değil. Ver. Efendim? Halis Korhan. Ben Saffet İlhanlı. Yanımda dönürüm de var. Yoldayız. Bir acı kahveni içmeye geliyoruz. Haberin olsun. Bekliyorum. Gelin. Saffet İhsanlı'yı takmış peşine Kazım. Buraya geliyorlarmış. Adamlara haber ver. Ne olur ne olmaz sen gerekli önlemleri al. Başla.
Ben bir kapıdaki korumalarla konuşayım. Gelen giden bir olay var mı? Öğreneyim geleyim. Öte taraftan da haber sor. Gerçi seni pek arayan soran yok ama. Efendim, beni pek gerekmedikçe aramazlar. Hem ben de sevmem zaten. İşlerim çok yoğun oluyor. İzninizle. Herhalde çok sıkıldım da. Ne istiyorsun? Hiç. Ya dedim ya, çok sıkıldım içeride. Ya seninle muhabbete geldim. Belki film falan da izleriz. Otursana. Ayakta mı öpüşelim? Ne diyorsun be? Sabık sabık ne konuşuyorsun? Niye? Ne alakası var? Böyle gizli gizli daha heyecanlı değil mi? Hem artık sözümsün benim, değil misin? Sözümsün, sözlüyüz biz. Karım olacaksın. Halam çağırdı beni. Galiba bir seslendi, gideyim bakayım. Gel. Dede. Dede, bu adamlar geliyormuş. Ne için? Emanetlerini almaya geliyorlar. Ben de vereceğim emanetlerini. Bu belgeler imzalandıktan sonra ne halleri varsa görsünler. Dede. Sakın. Sakın bana bu konuyla ilgili tek laf etme. Dede, Seyran kimseyle evlenemez. İstemiyorum. Kabul etmiyorum. İzin verme buna. Yapma ne olur. Yeter. Bitti gitti. Bundan sonra yok Seyran. Konu kapandı. Yıkıl karşımdan. Bir daha hiçbir kız için alamayacaksın demedim mi ben sana? Çağırdım da bunlar imzalanacak ve bu iş burada bitecek. Duydun mu beni? Şimdi yıkıl karşımdan.
Hoş geldin Saffet Ağa. Babam seni bekliyor, buyur. Yaşlanmışsın. Elden ayaktan düşmüşsün. Saffet. Hala neyin peşindesin? Sen de kendini inine kapatmışsın diye duydum. Hiçbir yere gitmez. Hiç kimseyi görmezmişsin. Senin benden aldıklarını Allah senden almaz mı sandın? Ben bu duruşu iyi bilirim. Suratın arkamdaki çocukları kandırabilir. Ama beni asla kandıramazsın. Sen acı çekiyorsun Halis Ağa. Yaşlılık seni de esir almış. Kısa kes. Yıllar sonra bunu demek için mi çıktın karşıma? Bu yüzden mi geldin buraya? Yok. Sende bir emanetimiz varmış. Onu almaya geldik. Ama karşına çıkmamın sebebi başka. Onu zamanla öğrenirsin. Bekleyin. Emanetinizi alıp geliyorum. Ey. Ferit'i hemen getir bana. Başla. İmzalayın şunları. Madem soyadımızın kıymetini bilemedin, onun sana sağlayacağı her şeyden vazgeçeceksin.
Soyadınız bana acıdan başka hiçbir şey sağlamadı. Seyran. Odalarda ışıksızım, katıksızım, viraneyim. Seni sensiz duvarlara yazan benim divaneyim. Kanım aksın ki terk etmem seni. Peşindeyim yar, ellerimsin, gözlerimsin, inanmazsın yar. Ben perişan, İmzala sen de. Günlerim dar, hadi. Anlamazsın yar. Bir ömür bu zindanlarda. Ellerimsin, gözlerimsin, mahkumum sana. Davalı ben, davacı ben, yorgunum bu celselerden, dargınım sana. Posta posta hatıralar, voltalarda yar. Ben perişan, günlerim dar, anlamazsın yar. Odalarda ışıksızım, katıksızım, viraneyim. Seni sensiz duvarlara yazan benim divaneyim. Kanım aksın ki terk etmem seni. Peşindeyim yar, ellerimsin, gözlerimsin, inanmazsın yar. Ben perişan, günlerim dar, anlamazsın yar. Bir ömür bu zindanlarda. Ellerimsin, gözlerimsin, mahkumum sana. Davalı ben, davacı ben, yorgunum bu celselerden, dargınım sana. Posta posta hatıralar, voltalarda yar. Ben perişan, günlerim dar, anlamazsın yar. Thank you.
Odalarda ışıksızım, katıksızım, viraneyim. Seni sensiz duvarlara yazan benim divaneyim. Kanım aksın ki terk etmem seni. Peşindeyim ya.